الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen dersimizde müminlerin kalplerindeki tevhid imanının Allah'a ve Allah'tan gelen bütün hakikatlere iman etmenin zaruri neticesi birleşmek. Hayatta her türlü harekatımızda ve sekenatımızda aynı neticede buluşmak, aynı sonuca ulaşmayı intac eder demiştir. İman, tevhid-i kulûb ister. Kalplerin aynı noktaya tevcihini, gönüllerin aynı noktaya tevhidini icap ettirir. Gönüller, kalpler aynı noktaya tevcih olununca, aynı noktaya dönünce bütün amellerimiz ve işlerimiz de aynı neticeyi, aynı sonucu doğurmuş olur. Buna mani olan bütün engelleri kaldırmak lazım. Bu birliği, bütünleşmeyi önleyecek olan bütün şekilleri, maniaları ortadan kaldırmadıkça arzu edilen sonuç elde edilemeyecektir diye bazı misaller vermiştir. Bunun için Kur'an-ı Mübin müminlere hitaben gerek iç dünyalarından örnekler edinerek gerekse dış dünyadan örnek alarak Hakk'a sımsıkı yapışmayı tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve buyuruyor ki ey müminler münibine ileyhi doğrudan doğruya Allah'a inabe ediniz. Allah'a inabe, Allah'a intisab ediniz. Kaynağınız, menbaınız, her şeyiniz Allah olsun. Celle Celaluhu. İnabe. Bütün gücünüzle, ruhunuzla, şuurunuzla, huzurunuzla yalnız Allah'a inabe ve yalnız Allah'a intisab ediniz. Vettekûhû. Allah'tan hakkıyla korkunuz. Bu birliği, beraberliği zedeleyecek olan bütün amellerden sakınınız. Tekva noktasında ittifak ediniz. Ve ekimus salate, namazı hakkıyla kılınız. Namazı hakkıyla kılınız. Namazın şuuruna ulaşınız. Müslümanların niçin namaz kıldığının hakikatine, esasına dikkat ediniz. Müslüman gelişi güzel namaz kılmaz. Müslüman bir gayenin tahakkuku için, bir davanın zafere ulaşması için, yeryüzüne hükmetmek için camilerde toplanır. Adeta kalbin merkezinde dalgalanan kan deveranı gibi yeryüzünde, camilerde donup koşanan Müslümanlar da aynı gayeyi hedef alır. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمِشْرِك۪ينَ Sakın müşriklerden olmayınız. Allah'a ortak koşanlardan sakın zinhar olmayınız. Ve müşriklere en ufak bir şey halinde zerre kadar bir benzerlik arz etmeyiniz diyor. Kur'an-ı Mübin. Müşrik Allah'a ortak koşan. وَلَا تَكُونُوا dedikten sonra İkinci bir felaketi daha haber veriyor.
مِنَلَّذ۪ينَ فَرَّكُوا د۪ينَهُمْ Dinlerinde fırka fırka olan, dinlerinde parçalanan, dönen kimselerden de olmayınız. Fırkalar halinde فَرَّكُوا د۪ينَهُمْ Dinlerini fırka fırka ayıranlar, gruplaşanlar, cemiyetleşenler, zümreleşenler, hizipleşenler, sakın bunlar gibi olmayınız. Onlar vakanu şiyan, grup grup oldular, sınıf sınıf oldular, zümre zümre oldular. Kullu hizbin bima ledeyhi ferihun. Her bir grup, her bir hizip kendilerinin hak olduğunu iddia ederek ferahlanmaya, başkalarına karşı böbürlenmeye başladılar. Kullu hizbin, her bir hizip, her bir fırka, her bir bölük, her bir cemiyet, her bir grup kendi başına bima ledeyhim, kendi yanlarında olan, kendi esaslarıyla, kendi usulleriyle, kendi metotlarıyla, kendi kaynaklarıyla ferihune, ferahlanmaya başladılar. Herkes kendi grubunu öne sürmeye başladı. Herkes kendi partisini müdafaa etmeye başladı. Herkes kendi zümresini, sınıfını, cemiyetini, kendi grubunu müdafaa etmeye başladı. Allah'a olan inabe, Allah'a olan bağlılık, Allah'a olan yakınlık unutulur hale geldi. Demek suretiyle bunlara benzememeyi, bunlara en ufak bir benzerlik arz etmemeyi şiddetle Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Efendiler, yeryüzünde ne kadar dikkat etmişseniz, ne kadar küfür taifesi varsa, yani İslam'ın dışında kalan bütün zümreler, İslam dininin, İslam imanının dışında kalan bütün sınıflar, zümreler, hepsi bugün İslam'a karşı bütünleşmiş görünüyorlar. Yeryüzünde kardeşim, dikkatini rica ediyorum, dikkatini celbediyorum. İyice bakarsan, ibretle, dikkatle bakarsan, yeryüzünde bütün Müslüman olmayanlar, Müslümanlara karşı vallahi birleşmiştirler. Bütün dünyada manzara budur. Yeryüzü şarkıyla, garbıyla, yani doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, alemi İslam'a, Müslümanlara karşı bütün gayrimüslimler senetleşmişlerdir, perçinleşmişlerdir ve bütün Müslüman bütünleşmişlerdir. Bu kesin bir netice bu. Bugün Birleşmiş Milletler, Amerika'da Birleşmiş Milletler namında bir teşekkül var. Dikkat ediniz, bütün hareketlerine, toplantılarına, kararlarına, fikirlerine ehemmiyetle bakınız, göreceksiniz ki Birleşmiş Milletler Müslüman milletlerin aleyhine Birleşmiş Milletler'dir. Müslüman milletlerin aleyhine birleşmişler. Hiçbir Müslüman milletin davası orada katiyen çözüm veremez. Yeryüzündeki bütün batıllar, bütün kafirler, bütün münkirler, bütün maddeciler, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanları yok etmek için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ümmetlerini yeryüzünden kaldırmak için bütün dünya birleşmiş görünüyor. Buna karşı ne yapmak lazım? Ey Müslüman, sen kendi içinde tevhid imanının verdiği aşk ile şevk ile sen de birleşmezsen, sen de bütünleşmezsen, sen de bir araya gelmezsen, Kur'an'dan başka bir hayat nizamı kabul etmezsen ve bunun etrafında birleşmezsen, yeryüzünde küfür daha uzun zaman saltanat sürecektir. Senin ittifakına bakıyor dünyanın kurtuluşu. Senin Kur'an'ın etrafında kenetlenmeye bakıyor dünyanın sulhu. Dünya üzerinde sulhu, barışı Müslüman'dan başka kimse getiremeyeceğini Kur'an-ı Mübin açıktan haber veriyor. Dünya üzerinde sulhu meydana getirmek Müslüman'dan başkası için mümkün değildir. İşte görüyorsunuz, komünizmin kitabını yazan, kar
Karl Marx isminde Almanya'da aslı Yahudi olan Allahsız kafir bir adam, Karl Marx, komünizmin kitabını yazan adam, Karl Marx isminde bir Alman Yahudisi aynen kitabında şunu iddia ediyor. Geçen gün açtım, okudum. Diyor ki, İngilizce aynen şöyle söylüyor. Coexistence peaceful. Yani yeryüzü komünist olduğu zaman, yeryüzüne komünistlik hakim olduğu zaman bütün insanlar bir arada barış içinde yaşayacaklar diye iddia ediyor. Aynen coexistence peaceful kelimesini kullanmış. Bütün insanlar ancak komünistlik dünyaya yayıldığı zaman barış içinde yaşayacaklar diye iddia ediyor. Kendi kafasının uydurması kafiri. Söyler misin bana ey Allahsız Karl Marx, ey dinsiz kafir. Şimdi Rusya baştan başa komünist, aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti de aynen komünist. Neden Vietnam üzerinde birbirinizi yiyorsunuz? İkiniz de komünist olduğunuz halde niçin barış içinde yaşayamıyorsunuz? Yalan söylüyorlar ve insanlığı sömürmeye devam ediyorlar. Bakınız, Çin denilen 1 milyar nüfusa sahip olan Çin. Öbür taraftan Sovyet Rusya, ikisi de komünist devlet olduğu halde Vietnam üzerinde günlerce çarpıştılar. Harp ettiler. Hayır sulhunuz, hayır barışınız sizin. Ve bir zaman bu Vietnam Amerika ile savaşırken, Amerika, o da zalim kafir bir devlet. Bir zamanlar Vietnam'a harp açmıştı Amerika. Ve Amerikan ordusu Vietnam'la savaştı yıllarca. Ve dünyanın her tarafındaki komünistler Amerika'ya ateş püskürüyorlardı. Çirkin Amerikalı diyorlardı, çekil diyorlardı ve Amerika'nın aleyhine ver yansın ediyorlardı. İşte şimdi 1979 senesine girildiği sıralarda aynı şekilde komünist Çin Vietnam'a harp açtı, hiçbir komünist bir kelime söylemediler. Bu ne sapık bir dünya, bu ne rezil bir cereyan, bu ne perişan bir tablodur. Ey Müslüman! Yeryüzü Müslüman olmadıkça insanlığa asla ve kat'a huzur yüzü harap olacaktır. Yeryüzüne İslam'ı yaymak için ey Müslüman evvela senin birleşmen lazım. Evvela senin bütünleşmen lazım. Evvela senin anlaşman lazım. Evvela senin Yahudinin tuzağından kurtulman lazım. Evvela senin kenetlenmen lazım. Evvela bütün yeryüzündeki İslam düşmanlarının, Müslümanların aleyhinde işlettikleri propagandanın farkına varmak lazım. Sen ayrı gayrı olursan, sen parçalanırsan, sen falancı filancı diye Müslüman gruplar birbirini yerse, Türkiye'deki Müslüman gruplar, Müslüman hizipler, Müslüman cemaatler birbirinin aleyhinde olursa, sen yeryüzüne değil, kendi kalbine İslam'ı hakim kılamazsın. Bu parçalanmış hal ile, bu bölünmüş manzarayla, bu paramparça bir tabloyla hangi İslam'ı yayacaksınız? Tevhidin tecellisi evvela Müslüman'da tecelli etmesi lazım. Tevhidin tecellisi evvela Müslümanların suretinde, Müslümanların safında tecelli etmesi lazım. Yeryüzü cehenneme giderken sen cehenneme gidemezsin Müslüman. Yeryüzü cehenneme giderken ümmeti Muhammed cehenneme gidemez. Cennetin yolunu açması lazım. Cehenneme gidenlerin yolunu tıkaması lazım. Ama evvela sen bu şuura nail olacaksın. Ey Müslümanın kızı ve karısı, Yahudiler ve Hristiyanlar çeşitli modellerle, modalarla, asrilik, Avrupa'ilik lafları altında sokaklarda çırılçıplak dolaşabilir. Onlar cehenneme giden postalardır. Onlar cehenneme odun olmaya gidiyorlar. Sen onlar gibi olursan yeryüzüne sulhu ve barışı nasıl getireceksin? Evvela kendini tevhidin teknesinde birleştirmen lazım. Evvela tevhidin çeşmesinden kana kana içmen lazım.
küfür milletleri bütünleşmiş. Bugünkü manzara yeryüzünde Müslüman olmayan bütün dünya Müslümanlara karşı bütünleşmiştir. Ve hem de öylesine bütünleşmiş görünüyor ki bunun karşısında Müslümanların nasıl sımsıkı olması lazım geldiğini en ufak bir akıl sahibi anlamakta gecikmeyecektir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz yeryüzündeki bütün müminleri içine alan bir hakikat ifade ediyor. El müminu lil mümini kel dünyanil mersusi yeşuddu ba'duhum ba'da sadaka Resulullah. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mümin öbür mümine sımsıkı sarılmıştır. Tıpkı kurşundan yapılan bir duvar gibi. Dünya bir bina, bir binanın duvarı el mersus, kurşunların birbirine tersinlenmiş olduğu bir duvar, bir bina gibidir diyor Resulullah. Hiç arada mesafe bırakmaz. Yeşüttü bağduhum bağda birbirini sımsıkı tutar, birbirine sımsıkı sarılır diyor. Nerede şimdi bu manzara? Nerede bu tablo? Nerede bu birlik ve beraberlik? Bunu temin etmedikçe hiçbir netice elde edemeyiz. Bugün bizim memleketimizde Müslümanların, hacıların, hocaların, müftilerin, vaizlerin, imamların, müezzinlerin, külliyen bütün Müslümanların her şeyi bırakıp Türkiye'deki Müslüman grupları, Müslüman zümreleri, Müslüman cemaatleri birleştirmenin davasına ve derdine düşmeleri lazımdır. Başka hiçbir şey kabul edilemez. Bugün memleketimizde en mühim dini vazife, en mühim dini hakikat, herkesin yapmakla mükellef olduğu en mühim hareket, Müslüman grupları birleştirmek, Müslüman cemaatlerin arasını bulmak, ıslah etmek ve İslam kotasında hepsini birleştirmek. Eğer bu mümkün olmazsa hiçbir şey netice edemeyecek. Bunun bir zaruret olduğunu anlamak lazım. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّكُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Onlar dinlerinde fırka fırka oldular. Bölük bölük oldular. Dinlerinde ayrıldılar. Her birisi ayrı bir yol tuttu. Her birisi ayrı bir fırka haline geldi. وَكُلُّ حِزْبٍ Her bir hizip, her bir grup kendi metotlarıyla iftihar eder hale geldi. Her bir grup kendi cemaatini ve kendi cemiyetini başkasından üstün görmeye başladı. Allah'ın dininde böyle şey olmaz. Efendiler, şimdi Kur'an-ı Mübin'den tarihi bir hadiseyi nakletmeden geçmeyeceğim. Kur'an bütün hadisatı keşfediyor. Kur'an-ı Mübin bütün hadiseleri keşfediyor. Kur'an. Ne ararsanız vallahi billahi tallahi hepsi Kur'an'ın içerisindedir. Kur'an'ın büyük müfessirlerinden Kur'an'ı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan sonra sahabe-i kiramın içerisinde Kur'an'a mana veren, Kur'an'ı en iyi anlayan müfessirlerden, alimlerden birisi de Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anh'tır. Abdullah İbni Mesud öyle söylüyor. Bakınız Kur'an'a hangi nazarla bakmamızın lazım geldiğini ifade etmek için söyleyeyim. Abdullah İbni Mesud diyor ki Er-Rahman suresinde Allemehül Beyan ayet-i kerimesinin tefsirinde diyor ki İbni Mesud Hazretleri Kur'an'da her şey mevcut. Ona sımsıkı sarılıp ondan çıkarmak lazım. Tabii ilim ile, tabii geniş çapta bir ilim ile bu mümkün olacaktır. İlimsiz hiçbir şey ifade edilemez. İbn-i Mes'ud diyor ki, Kur'an'da her şey beyan edilmiştir. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ Öyle iddia ediyorum ki diyor İbn-i Mes'ud, çölün ortasında, çölün ortasında devenin yularını kaybetsem, vallahi Kur'an'da ona dair işaret bulurum diyor. Devemin yularını kaybetsem çölde, Kur'an'da yerini bulurum. Kur'an böyle bir kitaptır kardeşim. Bütün asırlara, devirlere hitap ediyor. Hadiseleri keşfediyor. Bütün ihtilafları önlüyor. Bütün zulümleri, ölümleri kaldırıyor.
Onun için ehli küfrün bütün hedefi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı ortadan kaldırmak için Kur'an'ı okumaya, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı tefsir etmeye mani olmak için her ne lazım gelmişse hepsini yapmışlar. İşte Kur'an'ın hadiseleri keşfetmesine dair bir sureden bahsedeceğim ve mevzumuzla aynen intibak ediyor. Efendiler, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var biliyorsunuz. 114 sure. Bunlardan birisi de Rum suresi. Rum, Rumlardan bahsediyor. Yani Romalılardan. Hristiyan, Roman, Romalılardan bahsediyor. Ve şöyle başlıyor. Elif, la, mim, gulibetir Rum. Ve tefsir geliyor şimdi. Efendiler, Hazreti Habibullah'ın asrında, Resul-i Zişanımızın asrına asr-ı saadet deniyor biliyorsunuz. Saadet, mutluluk demek. Asr-ı saadet, insanların mutlu olduğu asır. Asr-ı saadet. Allah Resulü'nün peygamber olduğu asırda, dikkatinizi rica edeceğim, iki büyük devlet var. Dünya üzerinde o zaman iki büyük devlet vardı. Birisi Doğu Roma İmparatorluğu. Doğu Roma İmparatorluğu. Romalılar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri Konstantiniye, yani İstanbul idi. Allah Resulü'nün zamanını söylüyorum. Kur'an'dan alarak malumatımızı. Demek ki o zaman dünyanın iki büyük devleti var. Birisi baş şehri İstanbul olan Konstantiniye olan Doğu Roma İmparatorluğu. Hudutları o kadar geniş ki, Suriye, bütün Şam, her taraf o zaman Doğu Roma İmparatorluğuna bağlı. Doğu Roma'ya bağlı. Bütün Mısır, her taraf o civar olanca idaresini Doğu Roma İmparatorluğuna bırakmış. Unutmayalım. İkinci büyük devlet, Doğu'da o gün Resul-i Zişanımızın zamanında ikinci büyük devlet, Pers İmparatorluğu dediğimiz, tarih kitaplarında Pers İmparatorluğu diye geçen İran İmparatorluğu. İran, Şahlık sülalesinin idare ettiği İran devleti. Dünyada o zaman iki büyük devlet var. Öbür devletler dolaylı dolaysız yollardan bu ikisine bağlı. Bu ikisine bağlı. Evet. Derken Resul-i Zişanımızın peygamber olduğu asırda, devirde, Mekke-i Mükerreme'de, o esnada, o tarihte dünyanın bu iki büyük devleti, Roma İmparatorluğu'yla İran İmparatorluğu bir muharebe ediyorlar. Çarpışma, savaş yapıyorlar. Miladi 613. sene. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan 613 sene sonra Resul-i Zişanımızın zamanında İran ile Roma İmparatorluğu savaşıyorlar. Evet. Öyle bir savaş kopuyor ki, öyle bir muharebe, öyle bir mukatele başlıyor ki, tarihte çok korkunç harflerden birisi de bu. Bütün tefsir kitapları izah ediyorlar. O zaman İran'da, İran İmparatorluğu'nun başında, İran Krallığı'nın başında ikinci Hüsrev var. İkinci Hüsrev, Şah. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başında hükümdar olarak Heraklius var. Heraklius. Ve İran ile hudut birliği içerisindeler. Dicle, Fırat üzerine kadar beraber hudutları var. O zaman bütün Filistin, Suriye, Mısır, Irak, Anadolu baştan başa Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlı. Mısır, Roma İmparatorluğu'nda. Filistin, Roma İmparatorluğu'nda. Suriye, Roma İmparatorluğu'nda. Anadolu baştan başa Roma İmparatorluğu'nun elinde. Nihayet savaş başlıyor. Bakınız, Gulibetir Rum ayet-i kerimesi nasıl izah ediyor? Savaş başlıyor.
öyle bir muharebe, öyle bir mücadele devam ediyor ki neticede İran baştan başa galip geliyor. İran Roma İmparatorluğuna galip geliyor ve Rumları eziyor, imha ediyor. Ve bütün baştan başa Filistin'i işgal ediyor İran o zaman. Bütün Kudüs-ü Şerif'i istila ediyor, Kudüs şehrini alıyor, bütün kiliseler yıkıyor. O zaman İran hiçbir dine tabi değil, ehli kitaptan birisi değil, o zaman İran tamamen ateşe tapıyor. Zerdüşt diye bir inanışa bağlı, ateşe tapıyor, ateşe inanıyor, yeryüzünde Allah'tır diye ateşe tapıyorlar. Eski İranlılar, eski İranlılar. Tabii Doğu Roma İmparatorluğu Hristiyan. Dünya Hazreti İsa'ya inandığını söylüyor. İncil kitabına inandığını söylüyor. Ama ne olursa olsun semavi kitaplardan, semavi dinlerden Hristiyanlığa inanıyor. Fakat İran hiçbir şeye inanmıyor. Allah'tır diye ateşe, güneşe tapıyor. Devletlerin karakteri o zaman öyle. Her ne hal ise ateşe tapan İran ehli kitaptan olduğu söylenilen Bizans'a, Roma İmparatorluğu'na galip geliyor ve tarumar bütün Filistin'i işgal ediyor. Bütün Mısır'ı işgal ediyor İran. Bütün Suriye'yi elinden alıyor tamamen. Kudüs'te ne kadar mescit varsa hepsini yıkıyor, camileri tarumar ediyor, dini olan bütün mamureleri harabeye çeviriyor. Ve o zaman tarihlerin tespitine göre 26 bin Yahudi'yi kılıçtan geçiriyor İran İmparatoru. 60 binden fazla da Hristiyan'ı kılıç altında doğuruyor o zaman. 60 bin Hristiyan, 26 bin Yahudi'yi kılıçtan geçiriyor İran İmparatorluğu. Ve savaş bitiyor tabi, anlaşmaya oturacaklar. İran Kisra'sının, İran Şahı'nın sarayını, Sultan Sarayı'nı 30 bin ölünün kafatasıyla, döşemek suretiyle bir bayram şenlik yapıyorlar. 30 bin ölünün kafasını sarayın her tarafına asıyorlar. İran Kisra'sının sarayına zafer şenliği yapıyorlar. Evet. Hatta istilayı o kadar çoğaltıyorlar ki İran askerleri istilada, o korkunç muharebede İstanbul Boğazı'na kadar geliyorlar ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri olan İstanbul'a kadar sokuluyorlar. Ne korkunç muharebe yapmışlar. Derhal bu mücadele sonunda Doğu Roma İmparatorluğu'nun bu hezimeti, bu mağlubiyeti karşısında Roma İmparatorluğu'na bağlı bulunan bütün devletler, bütün milletler isyan ediyorlar. Sen mağlup oldun, bizi koruyamazsın diyorlar. Parçalanıyorlar ve derken Doğu Roma İmparatorluğu o zaman yerle bir oluyor ve içeriden isyanlarla, dışarıdan istilalarla Roma İmparatorluğu namında bir şey kalmıyor ama. Şimdi bakın neticeye. Aynı kitaptan Nasara, Hristiyan denilen Doğu Roma İmparatorluğu mağlup olunca mükerremede haber yayılıyor tabi. Haber yayılıyor. O zaman dünyanın büyük bir hadisesi oluyor. Rum İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu mağlup oldu. İran İmparatorluğu galip geldi. Haber yayılıyor o zaman. Şimdi garip neticeye bakınız. Allah aşkına ne garip bir neticedir. Cenab-ı Hak bu neticenin üzerine ayet izah ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet geliyor bunun için. Mekke'de Resul-i Zişanımıza iman edenler var tabi. Az da olsa müminler var. Bir sabah kalkıyorlar ki Mekke'li müşrikler, puta tapanlar şenlik yapıyorlar. Bir bayram, bir sevinç, bir şadumani, bir şenlik yapıyorlar. Ve derken hadiseyi anlıyorlar. Meğer Mekke'li müşriklere bakın, şu kafirlerin ittifakına bakın kardeşim. Müslümanların dışında kalan ehli küfrün ittifakına bakın. Mekke'de putperestler, müşrikler,
Ebu Lehebler, Ebu Cehiller şenlik yapıyorlar. Ne oldu? Efendim, hiçbir dine inanmayan, güneşe tapan İranlılar, ehli kitaptan olan Hristiyanları yendiler diye o Müslümanlara karşı bayram yapıyorlar, oh olsun diyorlar. Bizim gibi Allah kabul etmeyenler, İsa'ya inananları, ehli kitaptan olanları ezdiler, bayram yapıyoruz diyorlar. Mekkeli müşrikler, ta Mekke'de oturmuşlar, İran'ın, ateşe tapan İran'ın zaferini kutluyorlar. Şu beraberliğe bakınız yani. Bunun üzerine Müslümanlar biliyorlar tabii. Ne de olsa o zaman Roma İmparatorluğu Hristiyan. Aslı olmasa bile bir İncil var ellerinde. Çarmıha gerildiğini iddia ettikleri bir İsa var. Ne de olsa bir din kokusu geliyor. Bir din, bir kitap kokusu geliyor Roma İmparatorluğu. Bunların yenilmesi, güneşe tapan müşrik İran'ın galip gelmesi Medine'de Müslümanlara ağır geliyor. Üzülüyorlar. Bunun üzerine Arş-ı Âlâ'dan ayet-i kerime nazil oluyor. Elif lam mim gulibetir Rum. Evet, her nasılsa, her ne sebeptense Rumlar mağlup olmuşlardır diyor Kur'an-ı Kerim. Rumlar mağlup olmuşlardır. Ateşperest, putperest, müşrik İranlılar Rumlara galip gelmişlerdir, tamam. Şimdi ayet-i kerime müminlere mühim bir müjde veriyor. Bu küfür ittifakı karşısında Müslümanlara muazzam bir ikaz geliyor. Ve buyuruyor ki غُلِبَتِ الرُّمْ فِي اَدْنَ الْاَرْضِ Mekke-i Mükerreme'ye çok yakın, Müslümanlara çok yakın bir arazinin yakınında, kıyısında, evet Rumlar mağlup oldu. Fî eznel ard geçiyor ki, Şam civarında, yahut Anadolu'da İstanbul civarında, Rumlar mağlup oldu. Rumlar mağlup oldu. Neticede korkunç bir hezimete uğradılar. Dahili isyanlarla Rum İmparatorluğu dağıldı, parçalandı. Neticede bir anlaşma yaptılar. İran İmparatoru haber gönderdi, gelsin anlaşalım diye. Heraklius arasında bir anlaşma yaptılar. Öyle ki sulhun barış teklifi İran'dan geliyor. Öyle korkunç ki 1000 yük altın vereceksiniz diyorlar İranlılar o zaman. Roma İmparatorluğu ile yapılacak sulh için İran'dan teklif geliyor. 1000 yük altın, 1000 yük gümüş, 1000 deve yükü ipek ve 1000 tane at diyorlar ve 1000 tane de dünya güzeli kadın vereceksiniz diyorlar. 1000 tane kadın, 1000 tane at, 1000 deve yükü ipek, 1000 deve yükü gümüş, 1000 deve yükü altın vereceksiniz. O zaman barışırız diyorlar ve hepsini de Roma İmparatorluğu teslim ediyor. Kadınları, atları, altınları, gümüşleri teslim ediyor. Heraklius bizzat heyet gönderiyor, murakkas heyet gönderiyor. Fakat yine anlaşma olmuyor. İran'ın hükümdarı o günkü Hüsrev diyor ki Heraklius bizzat gelecek, benim Allah diye taptığım ateşe tapacak, burada secde edecek diyor. Ancak o zaman anlaşma yaparız diyor. Ve hepsini yapıyorlar. Bu kadar mağlup oluyorlar. Bu kadar sefil oluyor, bu kadar rezil oluyor. Mekke'deki müşrikler de bayram yapıyorlar. Oh diyorlar, bizim gibi Allah tanımayanlar galip geldiler, yaşasın, biz de sizi bir gün ezileriz diyorlar. Ve şenlik yapıyorlar. Küfür taifesi burada beraberce küfürde ittifak ediyorlar, bayram yapıyorlar ve tıpkı birbirlerine benzedikleri için gayet birlik bir havaya, beraberliğe bürünüyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim hemen ayet-i kerimede haber veriyor. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ Ayet-i kerime geldi şimdi. Mucize halinde ümmet-i Muhammed'e haber veriyor Allah-u Teala. Kur'an ile haber veriyor. Her şeyin kaynağı Kur'an. وَهُمْ Ey müminler! Üzülmeyiniz! Size zulmen işaret var diye haber geliyor ki o Rumlar min ba'di galebihim bu mağlubiyetten sonra İranlılara yenildikten sonra kısa bir zaman sonra seyaglibune
fi bid'i sinin, çok kısa bir zamanda bu ehli kitaptan olan Romalılar bütün İranları mağlup edip imha edeceklerdir diye ayet geliyor. Kısa bir zaman dersin. Hiç sevinmesinler. Sevinçleri kursaklarında kalacak. Sevinçleri yarıda kalacak. Ve Romalılar İranlıları mağlup edecektir. Seyagilibune mutlaka galip geleceklerdir. Şeklinde ayet-i ilahiye geliyor. Ve bunun üzerine tefsir kitaplarında o kadar garip izahlar var ki, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, imanda sultan olan insan, imanda hemen ayağa kalkıyor. Kur'an-ı Kerim'e, Resul-i Zişan'a o kadar tereddütsüz, o kadar mükemmel bir iman taşıyor ki Ebu Bekir Sıddık, hemen ayet-i kerime gelir gelmez, Rumlar mağlup oldu ama çok kısa bir zaman sonra tekrar İran ile Roma İmparatorluğu arasında bir muharebe olacak. Bu sefer İranlılar mağlup olup Romalılar mutlaka alip gelecekler. Ayet-i kerimesi nazil olunca Ebu Bekir Sıddık hemen sokağa çıkıyor ve müşriklere şöyle sesleniyor. Peygamber-i Zişanımız haber verdi. Yakın zamanda sizin adamlarınız, sizinkiler, müşrik İranlılar mağlup olacaklar. Ehli kitaptan olan Romalılar galip gelecekler deyince putperestler sen yalan söylüyorsun Ebu Bekir diyorlar. Sen yalan söylüyorsun. Ebu Bekir Sıddık bahse giriyor. Diyor ki bilhassa müşriklerin önde gelenlerinden, Mekkeli putperestlerin önde gelenlerinden Übey ibn-i Halef diye bir kafir var. Übey ibn-i Halef onunla bahse giriyorlar. Üç seneye kadar Rumlar galip gelecektir iddiası içinde Übey ibn-i Halef bunu kabul etmiyor. Benim dediğim çıkarsa sana 10 deve vereceğim, senin dediğin çıkarsa ben sana 10 deve vereceğim diye bir bahse giriyorlar, anlaşma yapıyorlar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala anh Efendimiz'e gelip haber veriyor. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki fi bid'i sinine ayeti, bid'i kelimesi 3'ten 9'a kadardır. En azı 3'tür, en çoğu 9'dur. Ya Ebu Bekir, git 9'a kadar müddeti uzat diyor, 9 seneye kadar. 3 seneye kadar değil de en fazla 9 seneye kadar. Git anlaşmayı uzat diyor. Ebu Bekir Sıddık geliyor Übey ibn-i Halef'e. Ben diyor, bahsi artırmak istiyorum. 9 seneye kadar Rumlar galip gelecek, ateşe tapan İranlar mağlup olacak. Kur'an'ımız haber veriyor. Seninle bahse girmek istiyorum. Benim dediğim çıkarsa sen bana 100 deve vereceksin. Senin dediğin çıkarsa ben sana 100 deve vereceğim diyor. O zaman bu anlaşma kitaplarımızda, tefsir kitaplarında alimlerimiz diyorlar ki böyle bir mübahese dini İslam'da şimdi haram. Böyle bir sözleşme, böyle bir anlaşma, böyle bir bahisleşme. Hani spor toto var ya, spor toto, bahis, müşterek bahis, bu 4 mezhepte de haramdır. O zaman henüz haram edilmemişti, henüz bizzat kesinlikle haram edilmediği için o zaman bu yapılabiliyordu. Ama şimdi böyle bir bahis, böyle bir mübahese, böyle bir bahse girmek külliyen haram. O zaman henüz haram ayeti gelmediği için, caiz olduğu için böyle bir şey yapmışlardı denmektedir. Ebu Bekir Sıddık bu anlaşmayı yapıyor. Hakikaten daha 9 seneye varmadan 7 sene içerisinde İranlılarla Romalılar yeniden bir muharebeye tutuyorlar. Bu sefer de Allah'ın lütfu ve inayetiyle Romalılar İran'ı mağlup ediyorlar ve İran Kisra'sını rezil perişan ediyorlar. Ebu Bekir Sıddık bahsi kazanıyor ve 100 deveyi alıp bütün fakirlere dağıtıyor o zaman. Kur'an'ın verdiği bu haber, Resul-i Zişanımızın bu mucizesi aynen tahakkuk ediyor. Şimdi hadisatı keşfeden Kur'an'ın zamanımıza bakan yüzüne bakalım. Efendiler, aynen şu malumat-ı Kur'aniyeden ilham alarak söyleyebiliriz ki, bakınız, bugün yeryüzünde yine 2 büyük devlet var. Birisi Sovyet Rusya, hiçbir kitaba inanmıyor, baştan başa komünist. Müşrik, putperest yani. Öbür tarafta Amerika, aynen Resul-i Zişan'ın zamanı gibi yani. Dünyada bugün de 2 büyük devlet var. Birisi dinsiz, imansız, Allahsız, hiçbir kitaba inanmayan komünist Rusya. Öbür tarafta Hristiyan olduğunu söyleyen Amerika. 2 devlet var.
Bugün hiçbir kitaba inanmayan öyle bir kavga çıkacaktır ki bunu Kur'an'a dayanarak söylüyorum. Öyle bir mücadele, öyle bir muharebe kopacaktır ki vallahi lazım yeryüzünde kitapsız kafirler Kur'an'dan alarak söylüyorum. Yeryüzünde komünist blok öyle parçalanacak, öyle birbirine düşecektir ki yeryüzünde komünistlerin bir teki bile kurtulamayacak, hepsi kılıçtan geçecekler. Kur'an haber veriyor. Kur'an haber veriyor. İşte Vietnam üzerinde komünist blok parçalanmıştır. Yeryüzünde korkunç bir kıyam başlayacaktır. Arkasından kitaplı kafirler de Yahudilerle Hristiyanlardır biliyorsunuz. Dini İslam kafirleri ikiye ayırıyor. Bir kitaplı kafir, bir de kitapsız kafir. Bütün komünistler kitapsız kafirdirler. Hristiyanlar ve Yahudiler kitaplı kafirdirler. Ama kafirdirler tabii. İşte onların da arkasından bu kitapsız kafirlerin yeryüzünde birbirini yiyip imha etmesinden sonra kitaplı kafirlerin arasında bilhassa Yahudilerle Müslümanlar arasında öyle bir savaş kopacak, öyle bir muharebe olacak ki kesin zafer Müslümanların olacaktır. Bunu Kur'an-ı Kerim Resul-i Zişanımız bu hakikatlerin ışığında aynen şöyle buyuruyor. La tekumu s-sa'atu hatta tukatilel yahud. Ey benim ümmetim, ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Kıyamete kadar hitap ediyor. Siz kitaplı kafirlerin başında gelen Yahudilerle öyle bir mücadeleye, öyle bir muharebeye girişeceksiniz ki hatta yahtedi el yahudiyyu ve la el hacer ve şecer. Yahudiler gidip bir takım taşların, ağaçların arkasına saklanacaklardır. Ve yekulu el hacer ve şecer ya muslim inne verai yahudiyen faktülhü. O taşlar, o ağaçlar Allah'ın izniyle lisana gelerek diyeceklerdir ki ey Müslümanlar benim arkamda Yahudi var, gel onu gebert diyeceklerdir. Gel onu gebert diyeceklerdir. Yeryüzündeki taşlar ve ağaçlar ümmeti Muhammed'e yardım edeceklerdir. Çünkü taşların da ağaçların da kurtuluşu Müslümanlara bakıyor. Bugün Vietnam topraklarında bütün ormanlar yandı, bütün ağaçlar yandı, bütün çocuklar yandı, yüz binlerce ölü var, kadın, çocuk, hepsini imha ediyorlar. Yeryüzünün sulhu diye bir şey yok. Bugün Amerika'nın elindeki silahlar, Rusya'nın elindeki silahlar, yeryüzünü cehenneme çevirmek için bir saat kâfi geliyor. Yeryüzünde sulh olmayacaktır. Müslüman hakim olmazsa, Müslümanlar yeryüzüne hakim olmazsa, Müslümanlar İslam'ı hakim kılmazlarsa, yeryüzünde ağaçlar, taşlar bile hürriyetini kaybedeceklerdir. İşte bunun içindir ki, وَيَكُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ ağaçlar ve taşlar diyeceklerdir ki diyor, Bukhari-i Şerif bunu fevkalade rivayet ediyor, Resul-i Zişanımız ümmeti Muhammed'e haber veriyor. Taşlar ve ağaçlar, ya Müslim, ey Müslüman, inne verai Yahudiyen, benim arkamda Yahudi var, gel onu faktülhü, gel onu gebert diyeceklerdir. Mümine yardım edeceklerdir. Böyle bir zaman gelecek ve Kur'an'ın ışığında, Sure-i Rum'un ışığında haber vereyim ki, Müslümanlar hiçbir şeye bakmasınlar, bütünleşsinler. Kardeşlerim birleşiniz, kardeşlerim bütünleşiniz. Kur'an etrafında bütünleşiniz. Hazreti Habibullah etrafında bütünleşiniz. Ruhu Muhammed Mustafa bizden bütünlük beklemektedir. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan, Ulubatlı Hasan, bütün şehitler bizim bütünleşmemizi vallahi arzu ediyorlar. Her yüzünün kurtuluşu buna bağlıdır. Müslüman tevhidin, Kur'an'ın ziyasında bütünleşmelidir. Kur'an'ın etrafında bütünleşmelidir. Şimdi bu tarihi hadiseyi ve Kur'an'ın hadisatı keşfeden ışığını anlattıktan sonra tarihten bir mektup size arz edeceğim. Tarihten bir mektup. Mektubu yazan var, mektubun yazıldığı insan var. Bakınız.
Bizzat yine Resul-ü Zişanımız Efendimizin ahirete intikalinden sonra biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık müminlerin emiri yani müminlerin devlet reisi oldu. Birinci devlet reisi Ebu Bekir Sıddık oldu. Sıddıkiyet makamı. Onun arkasından ikinci olarak Müslümanların devlet reisi Hazreti Ömer-ül Faruk oldu. Radıyallahu Teala anh. Onun arkasından üçüncü Müslümanların devlet reisi Hazreti Osman-ı Zinnureyn oldu. Fakat ondan sonra fitneler zuhur etti. Hazreti Osman şehit edildi biliyorsunuz. Radıyallahu Teala şehit edildi. Arkasından Müslümanların bir kısmı Hazreti Ali'l Murtaza'ya biat ettiler ve üçüncü Hazreti Osman'dan sonra Müslümanların devlet reisi dördüncü olarak Hazreti Ali'l Murtaza oldu. Radıyallahu Teala. Fakat hadiseler devam etti. Yahudiler korkunç mücadele ettiler. İslam birliğini parçaladılar. Yahudilik kendi hayatlarını korumak için Müslümanları parçalamak istediler ve bir fitne zuhur etti. Hazreti Osman şehit oldu ve arkasından Hazreti Ali dördüncü halife Müslümanların devlet reisi seçildi ama hadiseler yakışmadı. Hazreti Muaviye karşı koydu ve aralarında büyük muharebeler, mücadeleler oldu. O zaman Hazreti Muaviye içtihat meselesinden dolayı uzun bir hadise oraya girmiyorum. Orası çok geniş tafsilat isteyen bir mesele. Şam'da, Şam şehrinde vali olarak bulunuyordu. Hazreti Ali'nin zamanında Hazreti Muaviye Şam'da valiydi. Vali. Şam valisiydi. Muktedir bir vali. İşte Hazreti Ali ile aralarındaki bu ihtilaf, bu içtihada dayanan, fıkhi bir meseleye dayanan ihtilaf sebebiyle derhal bir zafiyet meydana geliyor. Bakınız Allah aşkına bir zafiyet meydana geliyor. Ve neticeyi size Kısas-ı Enbiya'dan nakledeceğim. Ahmet Cevdet Paşa'nın meşhur Kısas-ı Enbiya kitabında okuyacağım mektup aynen var. Müslümanların bu ihtilafa düşmesinden, birlik ve beraberliğini bir an için kaybetmiş olmasından cesaret alarak İstanbul'da oturan, Konstantiniyye'de oturan Bizans İmparatoru Heraklius derhal Müslümanlara bir savaş ilan ediyor. Bilhassa Suriye'nin üzerine hücum ederek Suriye'deki Müslümanları ve bütün ümmeti Muhammed'i imha etmek için askeri hazırlıklara başlıyor. O zaman Suriye'de Hazreti Muaviye vali olarak bulunuyor. Evvelce Suriye Roma İmparatorluğu'na ait bir şehir olduğu için Müslümanlar parçalandı, ihtilafa düştü, kuvvetleri zayıfladı diye birdenbire bir bakılıyor ki Heraklius, Bizans İmparatoru Şam'ın üzerine, Müslümanların üzerine bir ordu hazırlıyor. Haber yayılır yayılmaz, haber yayılır yayılmaz, bizzat Hazreti Muaviye bir mektup yazıyor. Bakın mektuba bakın Allah aşkına. Birlik, bütünleşmek, birleşmek ne kadar mühim bir hadisedir. Parçalanmak en büyük bir felakettir. Bütün düşmanların iştahı kabarıyor. Bütün düşmanların arzu ve emelleri gerçekleşiyor Müslümanlar parçalandığı zaman. Aynen mektup şöyle. Bizzat mektubu kaleme alarak yazan Hazreti Muaviye, Kayseri Rum'a, Heraklius'a, Bizans İmparatoru'na aynen şu mektubu yazıyor. Ey Kayseri Rum! Yani ey Rumların hükümdarı Heraklius! Eğer Şam üzerine azimetin tahakkuk ederse, askeri harekatın gerçekleşirse diyor, sahibimle yani Hazreti Ali'l Murtaza ile derhal musalaha ederim, sulh yaparım, anlaşırım ve ona mukaddemetül ceyş olarak senin üzerine varırım ve billahil kerim payitahtın olan sisli, dumanlı Konstantiniyye şehrini yıkıp yakıp kapkara kırık haline getiririm. Ve yerden havuç çekilip koparıldığı gibi seni mülkünden çekip çıkarırım ve seni dağlarda domuz çobanı yaparım diyor.
Muaviye'nin mektubuna bakınız. Kısası Enbiya'nın 6. cildinde 287 sayfasında geçiyor mektup. Bizzat manası şu: ey Bizans İmparatoru, eğer Müslümanların üzerine bir savaş ilan edersen, sahibinle, yani dostunla, kardeşimle, Hazreti Ali ile derhal barışırım diyor. Musalaha ederim, sulh yaparım. Ve ona Hazreti Ali'nin birliği içerisinde, başkanlığı altında mukaddemetül ceyş, ordu kumandanı olarak senin üzerine ben harp açarım diyor. Senin üzerine ben gelirim ve billahi kerim, kerim olan Allah'a yemin ederim ki payitahtın, yani baş şehrin olan sisli, dumanlı Konstantiniyye şehrini, yani İstanbul'u yıkıp yakıp kapkara kömür ederim. Aynı tabiri kullanmış. Ve yerden havucu, havuç, yerden havucu söküp çıkardıkları gibi seni memleketinden çıkarırım ve seni dağlarda domuz sobanı yaparım diyor. Bu mektup Kayseri Rum'un, Heraklius'un eline geçer geçmez Müslümanların üzerine açmak istediği savaştan vallahi hemen vazgeçiyor. Eyvah Müslümanlar birleşiyor, eyvah Müslümanlar bütünleşiyor diye bütün Rumlar, bütün Romalılar korkudan deliklere siniyorlar ve hemen vazgeçiyorlar. Bunun ışığında ve bunun hakikatinde söyleyeyim ki, eğer dünya üzerinde Müslümanlar birleşirse, Kur'an'ın etrafında bir ittifak meydana getirirlerse, hepsinden mühim olarak Türkiye'deki Müslümanlar bütünleşirler, senetleşirler, sımsıkı birbirine sarılırlarsa, dünyanın çökmesi, küfür dünyasının çökmesi vallahi çok yakınlaşmıştır. Çok yakın bir hale gelmiştir. 1400. Hicri senesinde Müslümanlar için büyük bir inkişaf olacaktır. Müslümanlar bütünleşmelidir, birleşmelidir ve Kur'an etrafında hiçbir şey söylemiyorum. Kur'an'dan başka hiç kimsenin programını kabul etmiyorum. Kur'an etrafında bütünleşmek, birleşmek, anlaşmak imkanı hasıl olursa yeryüzünde 1400. Hicri senede çok büyük Müslümanların lehine inkılaplar, inkişaflar vuku bulacaktır. Bütün müminler Allah lillah aşkına bütünleşiniz, anlaşınız, Resul-i Zişan'ın ruhaniyet etrafında sımsıkı birik olunuz. Ve anlatılan hakikatler etrafında yolumuzu ve yönümüzü şaşırmadan, en ufak bir ihtilafa düşmeden tespit etmek izanını mutlaka gösteriniz. Böylece aziz kardeşlerim, bir dehşetli bir ayet-i kerime daha var. Onu devam ettirmeyeyim. Zamanımız fazla uzadı. Onu da, o müthiş ayet-i kerimeyi de haftaya izah etmek suretiyle biiznillahi teala İslam'ın özünü, hakikatini ve bütün nusret-i ilahiyeyi izah etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi, uzaktan yakından gelen bütün kardeşlerimi kendi rızasına, kendi rahmetine, kendi cennetine kabul eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Ya Rabbi cennetinde, cemalullahında toplanmak nasip eyle. Amin. İlahi yurdumuzu, yuvamızı ve bütün İslam dünyasını içinden ve dışından parçalamak isteyen bir cümle kafir, düşman kuvvetlerini kahru perişan eyle ya Rabbi. Müslümanların ittifakını nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların birleşmesini, bütünleşmesini engelleyen bütün Yahudilerin tuzaklarını kendi başlarına getir ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bu iman ve bu ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ta uzaklardan gelerek senin rızan için, senin rahmetin için şu camide toplaşan, şu kubbenin altında bekleşen kadın erkek, genç ihtiyar, bütün mümin kardeşlerimi affu mağfiret eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlarımıza deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Gönüllerimizde, kalplerimizde,
birbirimize karşı olan hasetleri, fesatları, kinleri, kibirleri destüret eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i birleştir ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i dünyaya hakim eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i Kur'an'a mahkum eyle ya Rabbi. İlahi, bu fani alemden ebedi aleme giderken kelime-i tevhid ki buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek bu iman ile dünyamıza gözümüzü kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillah.